Günaydın değerli izleyenlerimiz, bereketi ve kazancı bol bir cumartesi olsun. Her cumartesi olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de değerli hocamız, emekli Diyanet İşleri, özür dilerim, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Necmettin Nur Saçan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Rabbimize şükür, hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Hamdolsun hocam. Bizler de Allah iyiyiz. Allah afiyet versin efendim. Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Nasıl bir hafta geçirdiniz diyeceğim. Rabbimize hamd ederiz ama şehitlerimiz geliyor. Tabii şehit olmadan da bu iş olmaz. Vatan olmuyor. Yani hürriyetimizi, namusumuzu, kutsal değerlerimizi koruyabilmek de sözle olmuyor. O yüzden mübarek şehitlerimizi Yüce Rabbimiz sevgili peygamberimize komşu eylesin. Amin. Kederdide hısımlarına da Yüce Rabbimiz sabrı cemillerine de hudutsuz mükafatlar ihsan eylesin. Amin. Değerli şehitlerimizin silah arkadaşlarına Yüce Rabbimiz sekinet indirsin, melekler ordusuyla teyit eylesin, moral gücü yağdırsın. Amin, amin. Her türlü şakavetten, suikasttan, hıyanetten onları muhafaza buyursun. Amin, amin hocam. Ağzınıza sağlık. Bu arada dün ben programınızı izlerken, sizin cuma sohbetlerini, evet, Ramazan ayı boyunca umre seyahati hediye ettiğiniz izleyenlerimiz vardı. Onları gördüm. Gönderen, vesile olan herkesten Allah razı olsun. Allah'ı gözyaşlarım tutamadım, hakim olamadım izlerken. Hepsinin duaları da az önce sizin ettiğiniz gibi dualardı. Orada hani Kabe'yi çıplak gözle, dünya gözüyle ilk kez gördüğünüzde ettiğiniz dualar kabul olur denir. Doğru. Ve soruluyor o gidecek olan, seyahat edecek olanlara. Hepsinin ortak duası vatanımızın, milletimizin birliği, dirliği, terör belasından kurtulmamız. Hepsinin duaları öyleydi hocam. Ne güzel. Tabii İslam'ın son yurdudur. Mağdurların, mazlumların sığınağı olan bir yurttur bu mübarek vatan. Evet, o yüzden aziz kardeşlerimiz de öyle diyorlar. Onların derdi de o yani. Hı hı. Yani bu sene bir yeni kapıda büyük bir miting olmuştu Ayşe Hanım. O mitinge siz de vardınız. Ben de vardım orada ama sizinle görüşememiştik. Ya, tabii. Evet. Efendim ben de bakın ben de protokolde bulunuyordum. Bana bazıları su ikram ettiler. Sıcak yaz günüydü ya. Yanımda oturan kişiye baktım. Kosova'da beni misafir eden Hacı İlyas diye biri. Hacı İlyas'a su ikram ettim. İçmem dedi. Hacı İlyas niye içmezsin dedim. Ağustos'tu. Evet niye içmezsin dedi. Orucum dedi. Ne orucu dedim. Şu sıcakta oruç mu olur? Üstelik Kosova'dan gelmişsin, seferisin. Dedi ki hocam, 15 Temmuz günü televizyonlarda Türkiye'deki darbe teşebbüsünü gördüm. Yüreğim yandı. Ya Rabbi Türkiye bu beladan kurtulursa 20 gün oruç tutayım dedim de o adak orucunu tutuyorum. Şuna bakın. Yani ya, görüyor musunuz? Yani Kosovalı bir kardeşimiz 20 gün Türkiye selamete ererse oruç tutayım. Dertleri Türkiye'nin selameti. Umre'ye giden kardeşlerimizin gönül muratları da bu. Vatan olmadan hiçbir şey olmaz. Evet hocam. Hürriyet, güven olmadan hiçbir şey olmaz. Evet hocam. O yüzden de Kabe görüldüğü andan itibaren yapacakları duada milletimiz, devletimiz, ülkemiz selamette olsun ya Rabbi diye. Evet. Dua ettiklerini ve edeceklerini söylüyorlar. Bu sabah bir arkadaşımızla konuşurken dünyanın iyi insanlar yüzüsü hürmetine, iyilikler yüzüsü hürmetine ayakta durduğunu bir konuşmuştuk aramızda. Belki yanılıyoruz ama biraz da ülkemizin de ayakta kalmasının herhalde biraz demeyeyim aslında çok çok bu duaların, bu niyetlerin, bu adakların etkisi çok fazla hocam. Bunda şüphe yok. Bunda şüphe yok. Bakın 3 milyon Suriyeli kardeşimiz
kışta kıyamette yani şimdi buraya sığınmışlardır. Hı hı. Bu aziz millet ekmeğini bölmüş vermiştir. Hı hı. Siz ya başımıza nereden çıktınız dememişlerdir. Bir başka yere gidip sığınmak istememişler. Gitseler de kapılar yüzlerine kapatılıyor. Hı hı. Aylan bebeğin başına geleni düşünün. Evet, onun gibi hocam. Nice kurbanlar da verilmiştir. Hı hı. Evet hocam. Milletimiz demek ki mağdura, mazluma kucak açıyor. Hı hı. O yüzden Rabbimiz da yardımını lütfediyor. Evet, Allah'ım yardımcımız olsun inşallah. Amin. Bu arada hocam izleyenlerimiz programımıza katılmak isteyeceklerdir. Sizin engin bilgilerinizden Amin. Faydalanarak sorularını Amin. İletmek isteyen izleyicilerimiz için telefon numaralarımızı ve Twitter adresimizi hatırlatalım. 0212 alan koduyla 300-0404 ve 300-0606. Bunun dışında Twitter yoluyla da ulaşabilirsiniz. twitter.com/sohbetler7 bizim adresimiz. Bu arada Facebook üzerinden Kanal 7 sayfasını eğer takip ederseniz şu anda oradan da canlı yayında programımızı Facebook üzerinden de izleyebilirsiniz diye de hatırlatalım. Hocam bugün Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakından bahsedeceğiz. Tevazudan bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz nasıl tevazu sahibiydi? Kibir, dinimizde kibir nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. O zaman şöyle isterseniz programa giriş yapalım. Tevazu, Müslümana yakışan güzel ahlaktan mıdır diye sorarak başlayalım hocam. Elbette. Mesela bakın Ayşe Hanım, Yüce Rabbimiz cennet yolcusu has kullarını anlatırken hemen birinci nitelikte bunu söylüyor. Sallallahu ve ibadur rahmanillezine yemşuna alel ardı hevnen. Rahman olan Allah'ın has kulları yeryüzünde vekarla yürürler. Cahiller onlara sataşınca onlara selametle derler. Yani onların seviyesine inmezler, işi güzellikle geçiştirmeye çalışırlar. Hı hı. Cahil biri sataşıyor. Bu da ona onunla karşılık vermez de işi bir güzellikle geçiştirmeye çalışırlar. Hemen böyle anlatıyor Rabbimiz. Bir başka ayeti kerime sallallahu ve beşşiril muhbitilellezine izâ zükürallâhu veclet kulûbühüm. İhlaslı, mütevazi kullarımı müjdele. Onlar Allah anılınca heyecanlanırlar. Bir sıkıntıyla karşılaştıklarında sabrederler. Namazlarını hakkıyla kılarlar. Ve bizim verdiğimiz şeylerden de bizim yolumuzda verir dururlar. Ama bakın ihlaslı ve mütevazi kullar. Hemen birinci vasıfta o. وَمَا تَوَازَا اَحَدٌ لِلّٰهِ Allah için tevazu edeni Allah yüceltir, kibirleneni ise Allah alçaltır. Evet efendim, gelin sevgili Peygamberimizin hayatından bu konuda tablolar. Tevazu tablolar. Bir mektebe oldu ki müdavim, Allah idi zatına muallim. اَدَّبَنِي Rabbi فَاَحْسَنَ تَعْد۪يب۪ي Beni Rabbim terbiye etti, ne de güzel terbiye etti. Vahyin kontrolünde eğitim gören sevgili Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderiliyor ama beşer olduğunu unutmuyor. Çocuklara selam veriyor. Çocuklar boş veriyor, onlar adam mı? Selamu aleyküm ya sıbyan. Çocuklar size selam olsun, yanaklarını okşuyor, hediyeler veriyor. Fakirlerle oturup yemek yiyor. Bir gün oturmuş, sevgili Peygamberimiz yemek yerken, sıradan birisi gibi yemek yerken, erkekleri eğlendirmesiyle tanınan bir hanım bir laf atıveriyor. Ahali, şuna bakın hele. Krallar önünde baş eğiyor, o da sıradan birisi gibi, sıradan bir kul gibi oturmuş da yemek yiyor. Tabii ben kulum, kul gibi yerim, kul gibi içerim. Ama yalnız yiyorsun, bana da gel ye demiyorsun. Gel sen de ye öyleyse.
Kadını da davet ediyor. O da yemeye başlıyor. Ama kadın şimdi bir adım daha ileri atıyor. Benim canım senin lokma vermeni istiyor. Efendimiz onu da esirgemiyor. O hanıma bir lokma ikram ediyor. Ama o hanım da o toplumun en saygın hanımefendisi haline geliyor. Hmm. Efendimizin yanında bulunan sanki manyetik alanın etkisine girmiş gibi. Yani sen kim oluyorsun, defol git demiyor Allah'ın Resulü. Şu tevazuu görüyor musunuz? Evet. Sökük dikiyor Efendimiz, sökük dikiyor. Bir kedi kapıyı açmak istiyor, ona yardım ediyor. Atını timar ediyor. İtban bin Malik diye bir sahabi. Yaşlanmış, gözleri de görmez olmuş. Efendimiz'e haber gönderiyor. Diyor ki, gözlerim görmez oldu. Evimle cami arasında bir dere var. Oradan da bazen su akıyor. Hulasa camiye gidemiyorum. Benim evime teşrif etsen, evimin bir yerinde namaz kılsan ve ben de orayı mescid edinsem, devamlı orada namaz kılsam. Sevgili Peygamberimizin uhdesindeki görevleri düşünün. Devlet başkanı, başbakan, dışişleri bakanı, içişleri bakanı, belediye başkanı, komutan, müftü. Aman ya Rabbi, bu kadar görev olan kişi, gözleri görmeyen yaşlı bir adam evine davet ediyor. Ya git ya, benim işim başımdan aşıyor denilmez mi? Öyle demiyor. Nerede? Onun evine varıyor Hazreti Ebu Bekir'le birlikte. Komşular da Peygamber aleyhisselam İtban bin Malik'in evine geldi diye onlar da geliyorlar. Peygamber aleyhisselam geldi diye bir un çorbası hazırlatıyor. Onu da ikram ediyor. Tevazuğa bakın ki bu yaşlı gözleri görmeyen adamın ikramını da en leziz ikram olarak kabul ettiğini görüyoruz. Evet, tevazu bu. Hı-hı. Allah Resulü'nün hayatındaki birkaç örnek böyle. Hı-hı. Ama bu tevazuda da Ayşe Hanım, tabii onda da ölçülü olmak mecburiyetindeyiz. Mesela makamda tevazu olmaz. Makamda tevazu olmaz. Diyelim ki bir komutan askere emir veriyor. Lütfen sağa dönünüz. Lütfen sola dönünüz. Lütfen 5 adım ileri gidiniz. Yok öyle şey yok. 5 adım ileri marş. Bitti. Sağa dönünüz. Sola dönünüz. Bu kadar. Kesin. Yani orada tevazu yok. Orada tevazu. Yani şimdi bakın arkasında say olan tavafın ilk 3 şavtında erkekler sağ omuzları açık olacak. Adımlar böyle çalım sata sata böyle. Niçin böyle? Sevgili Peygamberimiz ve ashabı Medine'ye hicret ettiklerinde Mekkeli müşrikler diyorlardı ki uyuz oldular. Hepsi sefil, perişan diyordular. Hı hı. İşte o yüzden sefil, perişan mı? Değiliz. Yoksa nedir? Yani böyle sert, dik adımlar, çalımlı, gösterişli yürüyüşler, pazu açık, sağ pazu. Böyle görünce inhum illa kel gızlan. Ne uyuzu ya? Ceylan gibi adamlar. Ama o gün orada kalmadı. Bugün hala bunu yaşıyoruz. Demek ki Müslümanlar da güçlü olmalıdırlar. Başkaları ve iddu lehum mestada'tun min kuvve. Öyle bir gücünüz olsun Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı caydırıcı nitelikte bir güce sahip olun. Rabbimiz öyle buyuruyor. Evet efendim. Mesela bakın Rabbimiz buyuruyor. Vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâr. O ashab-ı kiram ki nur nesli ki müminlere birbirlerine karşı merhametli, düşmanlarına karşı onurlu. اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ. Müminlere karşı şefkatli,
münkirlere karşı onurlu. Yani demek ki tevazu da ondaki ölçü nedir? Yani Kur'an'ın, sünnetin bize onu da öğrettiğini görüyoruz. Hı hı. Evet efendim. Sonra bakın hep tekbirler namazda. Mesela iftitah tekbiri. Allahu Ekber. Allahümme gfirli. Allah'ım beni bağışla desem olmaz, namaza girmiş olmam. Ora tazim yeri, yücelik, Allah'ın büyüklüğünü ifade edeceğim. Allah demek farz, Ekber demek vacip. Allahu Ekber, Allah en yüce. İntikal tekbirleri hep Allahu Ekber. Onun yüceliği karşısında ben de ihtiyacımı hissediyorum. Kibriyâ-u azamet hakka yarar. Kul olan da bu sıfatlar ne arar? Ezan, İslam'ın sembolü. 4 defa Allahu Ekber. Sonra bitmeye yaklaşırken 2 defa daha orada Allahu Ekber, Allahu Ekber. Evet. Tabii bir şeyi iyi anlayabilmek için zıttı ile görüşmek lazım. Hı hı. Sonra da isterseniz kibir nedir? Kibir. Yani çok defa Müslüman'da bulunmaması gereken kibir Müslüman'da da bulunuyor. Bulununca da Müslüman'a zararı oluyor kibrin. Hı hı. İsterseniz biraz da o konuya temas edelim. Peki hocam. İnsan neye ve niçin kibir eder? Neye ve niçin kibreder? Evet. Tabii kendinde bir varlık görür. Kendinde bir keramet görür. Hı hı. Var mı ben gibisi? Ha, mala, mülke güvenip deme var mı ben gibi? Bir rüzgar eser, savrulur harman gibi. Hı. Malına güveniyor, mülküne güveniyor, servetine güveniyor, güzelliğine güveniyor. Güzelliğine güvenme bir sivilce, servetine güvenme bir kıvılcım, yeter, işini bitirebilir. Mala mülke güvenip deme var mı ben gibi, bir rüzgar eser savrulur harman gibi. Ve la temşi fil ardı meraha. Rabbimiz bakın, yeryüzünde kibri gururla yürümeyin. İnneke len tahrikal arda. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne kadar güçlü olsan yerleri yaramazsın, dağlara eremezsin. Şu tabirlere bakın hele. Sen neye kibrediyorsun? Affedersiniz, başlangıcı iki idrar yolundan gelmiş olan, sonucu da birkaç gün sonra çok sevdiklerinin bile burnunu tıkayacağı manzara, hayatı bu ikisinin arasında olan, neye kibredersin? Ya. Ya. Evet. Sevgili Peygamberimiz, la yedhulul cennete men kâne fî kalbihi miskâlu zerretin min kibir. Gönlünde zerre kadar kibir olan kişi cennete giremez. İmza Resulullah. Sahabeden biri soruyor, iyi ama ya Resulullah, kişi elbisesinin, ayakkabısının güzel olmasını arzu eder. Bu da kibirden midir ya Resulallah? Efendimizin cevabı, İnnallâhe cemîlün yuhibbul cemâl. Allah güzeldir, güzelliği sever. El kibri batarul hak ve gamdun nas. Kibir, hakikati inkar etmek, insanları küçük görmektir. Hmm. Kibir bu. Hakikati, İnsanları küçük görmek ve hakikati inkar etmek. Bi hasebi mri'in mineşşerre en yahkıra akahül müslüm. Kişinin Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi kendisine şer olarak yeter. Günah olarak kafidir. Evet efendim. Peki hocam, kibirin tarihini ve örneklerini konuşacağız ama izleyicimiz var hattımızda. Tabii müsaadenizle. Efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz ama önce televizyonun sesini kapatır mısınız lütfen? Günaydın, hayırlı günler. Günaydın, teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş
Hocama sorum olacaktı. Annemin sorusu aslında. Dinliyoruz efendim sizi. Efendim? Hocama sorum olacaktı. Tamam, buyurun, dinliyoruz sizi. Sorunuzu alalım. Annemle babamın aslında sorusu da, ben annem konuşamayı heyecan yaptığı için ben sordum. Tamam. Hocam, annem babamdan çok şiddet yani gördü. Sürekli babam anneme şiddet uyguluyordu. Annem yatak odasına ayırdığı için sürekli şiddet uyguluyordu. Annem de vurdu, çenesini kırdı. O dayak yerken o esnada yemin etmiş. Yani şu şekilde etmiş yeminini de. Demiş ki, bir daha sana hanımlık, eşlik yapmayacağım. Allah Allah'ım olmasın ki yapmayacağım. 6-7 yıldır annem bu yeminin üzerine ayrı duruyor babamdan. Aynı evin içerisinde ayrı duruyor. Yani ne yapması gerekiyor? Bilinen hocalara, müftülere sordular. Pek yani aydınlanamadık o cevaplarla. Hocama sormak istiyoruz. Soralım hemen hocamıza. Efendim, derhal bu yeminden vazgeçmek, tevbe etmek, af dilemek, kefaret vermek, efendim nasıl, ya 10 fakiri doyuracak ya da 3 gün oruç tutacak ve bu işten, ya 7 yıl ya Rabbi, 7 yıl yani bir sene bir Müslüman diğerine küstürse onun kanını dökmüş gibidir. İmza Allah elçisi. Yani aynı evin içinde olur insan, hadi öfkelendi, maksadını aşan tavırlar da bulundu, ama derhal bundan vazgeçme. Peki bu yeminden kefaretle veya oruçla döndüğü takdirde bir kez daha nikah tazelemek gerekir mi hocam? Yok. Nikahları da duruyor filan, ama derhal hanımefendiye düşen Rabbimiz, bakın, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهِ Müminler kardeştir, aralarını düzeltin, Allah'tan korkun, seyirci kalmayın. Yalan haram, ama gerekirse yalan bile söyleyin, durumu düzeltin. Yani Müslümanların arasının düzeltilmesi ne kadar önemli. Hele ki karı koca. Şu ayete de bakın. La hayra fi kesirin min necvahum illa men emera bi sadakatin ev ma'rufin ev ıslahin beynen nas. Konuşmalarınızın çoğunda hayır yoktur. Hakkı ve hayrı gösteriyorsa, iki kişinin arasını bulmayı hedefliyorsa, onda hayır vardır. Ya, onda hayır vardır. Yani İki kişinin arasını bulmak için giderken ayağınızı kaldırdığınızda Allah katında bir dereceniz yükselir. Ayağınızı indirdiğinizde bir hatanız silinir. Yani sahabeden de örnekler görüyoruz. Onların da lafının karşılaştığı olmuş, ama bu işe seyirci kalınmamış. Hemen bundan vazgeçilmiş, ara düzeltilmiş. Peki. Yani bakın, 7 yıl yani ibretlik bir hadise. Bu konumuz da zaten Ayşe Hanım, yani kibir, gurur, sen kimsin, ben sen, adam mısın sen, böyle demeler. Yani Müslümana bunlar yakışmaz. Biraz önce hadis-i şerif okudum. Yani kişinin din kardeşini aşağı görmesi günah olarak ona yeter. Peki hocam. Tabii, teşekkür efendim. Ediyoruz. Diğer telefondayız. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Ankara, selamlar, saygılar. Hayırlı günler Ayşe Hanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben sayın hocamdan bir bilgi almak isterim. Benim oğlum şehit oldu. Şimdi annesi sürekli ağlıyor. Ağlaması nasıl olur? Bir de şehitler bizi nasıl görürler? Evde mi görürler? Kabirlerde, orada mı görürler? Sayın hocamdan bir istirhamım var. Benim oğlum, şükürler olsun, Rabbime hamdolsun, bir yaramazın kurşuna gitmedi. Özel bir görevi vardı. Tim komutanıydı. Aşırı bir yoğunluk stresten dolayı rahatsızlandı ve orada şehit oldu. Devlet şehitlik şehadet belgesi verildi. Bunu Allah katında yerini sorsam. Bir de
rüyaları söylemiyorum ama 2,5 yaşındayken Peygamber Efendimiz'i annesi rüyasında görüyor. Peygamber Efendimiz'e diyor ki annesi, bunun adı da değil Muhammed diyor. Diyor ki biliyorum bunun adı da Muhammed, senin diyor 20 sene sonra 22 sene sonra senin bir şehidin olacak diyor. Ama kim olduğunu söylemiyor. Hatta askeri okuluna girerken annesi çok karşı çıkıyordu. 1,5 sene görev yaptı. Şehit oldu. Allah katında 20 hocam, İzler hocamdan. Bir de şehitler bizim nasıl görürler, nasıl gidirler. Öncelikle çok ağlamak olur mu? Öncelikle Rabbimden sizlere sabır diliyoruz. Amin. Kurban oldum Rabbim. Sabır da veriyor. Allah ondan da razı olsun. Sizden de razı olsun. Böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için. Bir kere siz daha iyi bilirsiniz ama ben herkese şehitlik mertebesinin uygun görünmediğini, Rabbimin onları özellikle seçtiğine inanıyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. 15 Temmuz şehitlerimizden birinin babasının televizyonda konuşmasını duydum çünkü. Hep söylerim. Akşamında orucumuzu bozduk, birlikte iftar yaptık demişti ki biliyorsunuz 15 Temmuz ya. Ramazan'dan sonra, bayramdan doğru. Sonra denk gelmişti. Bu da demektir ki Şevval orucu tutacak kadar göğsü iman dolu biriydi ki Rabbim ona şehitliği nasip eyledi. Şehit olanların mutlaka bunu hak edecek bir yaşam ve iman dolu göğüsleri olduğuna inanıyorum hocam. Mesela Hazreti Ömer Efendimiz şehit, Hazreti Osman Efendimiz şehit, Hazreti Ali Efendimiz şehit. Yani görülüyor ki bakın sevgili peygamberimizin torunu, yani kucağına aldı, bağrına bastı, öptü, kokladı. İki torunu da keza şehit. Hem de biz bilmiyoruz vaktinden önce olacağı. Ama Rabbimiz sevgili peygamberine bildiriyor. İki torununun şehiden dünyadan ayrılacağını Rabbimiz peygamberine bildiriyor. Böyleyken bakın asık yüzlü, morali bozuk tavırlar sergilemiyor. Demek Rabbimin hükmü bu. Allah'ın Resulü böyle bir sabır gösteriyor. Biraz önce bu ayeti okudum da şehidimizin annesine bu ayeti tekrar okuyayım. Ve beşşiril muhbitine ellezine izâ zükürallâhu vecilet kulûbühüm. Şu mütevazi kullarımı müjdele ey peygamberim. Onlar Allah anılınca yürekleri cız cız eder. Heyecanlanırlar. Allah'tan gelen sıkıntıya da sabırlı olurlar. Namazlarını hakkıyla kılarlar. Bizim verdiğimiz imkanlardan da Allah'ın kullarına verir dururlar. Yani niteliklerini Rabbimiz nasıl sayıyor? Ama bunlardan biri de yani bir sıkıntıyla karşılaşırlarsa hemen ümitsizlik yok, moralsizlik yok ve devamlı matem, devamlı gözyaşı yok. Yok. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya Rab, bizim sahibimiz sensin. Bizde senin hükmün geçerli. Hepimiz senin huzurunda toplanacağız. Sonra bu mübarek şehidimiz diyelim ki 90 sene yaşasaydı kendisine ve ailesine kazandıramayacağını şehit olmakla kazandırdı gitti. Hı hı. Yani annesi babası da onunla teselli bulmalıdırlar. Hı hı. Rabbimiz ta iki yerde, Kur'an'da iki yerde. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقُتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diri. Lakin nasıl diri olduklarını siz bilmezsiniz. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın. Onlar diridirler. Allah katında rızıklanmaktadırlar ve mutluluktu ferihine bima ataahumullah. Allah'ın verdiği şeylerle mutluluk duymaktadırlar. Hı hı. Ve geride kalan arkadaşlarına üzülmeyin, sıkıntılanmayın diyerek değil onlarda keder, üzüntü
arkadaşlarına moral vermek istiyorlar. Hı hı. Peki hocam, reklama gideceğiz ama onun öncesinde sorayım. Beyefendi der ki bir kurşunla değil ama rahatsızlığından dolayı, özel bir timdeydi. Rahatsızlığından dolayı devletin verdiği belge, şehitlik belgesi, şehitlik Allah katında bu sayılabilir mi diye sorar izleyicimiz. Efendim, yani umarım ki aynen dinimize göre de şehit olmuştur. Herhalde hı hı. öyle. Yani tedavisi mümkün olmayan bir hastalıkla giden de şehit olur. Hı hı. Devletimiz durup dururken ona şehitlik unvanını vermemiştir. Peki bizi evet efendim. Sadece kabrine gittiğimizde mi, tabii. yoksa her an mı görebilir diye de bir sorusu var beyefendinin. Doğrudur. Yani onlar bizden haberdar olduğunu. Tabii bunları Ayşe Hanım, fizik, kimya bilgileriyle bilemeyiz, matematikle bilemeyiz bunları. Hı hı. Bu ilmi gayiptir bunlar. Bunları Kur'an'ın bildirmesiyle, Kur'an'da Rabbimizin sözü, sevgili Peygamberimizin beyanlarıyla biliriz bunları. Hı hı. Efendimizin beyanına göre, hem de şurada hemen türbesinin gölgesinde bulunduğumuz Ebu Eyyubul Ensari Hazretleri naklediyor. Yani bizim yaptığımız iyiliklerden haberleri oluyor ve diyorlar ki ya Rabbi iyiliklerini artır. Kötülüklerden de haberdar oluyorlar. Ya Rabbi vazgeçir bunları bu kötülüklerden diyorlar. Hı hı. Yani o yüzden onları memnun etmek istiyorsak şu matemi bırakalım. Şu gözyaşını bırakalım. Peki. Yani, kederli dünyadan sıkıntısı, kederi olmayan yere gitti kardeşimiz. İnşallah. Ve anasını babasını da onlara şefaat etmek üzere bekleyecektir. İnşallah. Peki hocam, Allah razı olsun. Reklamlar efendim, ardından burada olacağız inşallah, ayrılmayın. Yumuşak ayaklar güzel hissettirir. Ama sertleşmiş deriden kurtulmak sıradan törpülerle her zaman zordur. Show Velvet Smooth içerdiği elmas taneleriyle ayaklarınızı sertleşmiş deriden kolayca ve tamamen arındırır. Ayaklarınız uzun süre yumuşacık kalır. Velvet Smooth elmas taneleri Show'den. Farklı sertlikteki başlıklarla yumuşacık ayaklar. Bir dokunuşta. Migros'ta yüzlerce ürün hem hediyeli hem indirimli. 46 yıkamalık Persil Jel sadece 24 lira 90 kuruş. Üstelik 72'li Migros ıslak havlu da yanında hediye. Yamıcımı yok, Migros var. Ev kura gelin, küçük ev aletlerinden züccaciyeye, halıdan mobilyaya, kozmetikten çeyize, dilediğiniz ürünü şimdi alın. Hiç peşinatsız, kredi kartsız. 24 ay taksitle. Ev kur. Evinizi kurar. Annem banyoya dedi, koştum ben piti piti. Benim varsa benimle, bıcı bıcı eğlence. Gözüm yanmaz ki açık, saçlarım yumuşacık. Kokum bebek gibiyse, bıcı bıcı eğlence. Bıcı 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 eğlence. Benim varsa benimle, bıcı bıcı eğlence. Bıcı bıcı. Annelerin bir numarası. Türkiye'nin içeriği en doğal, sürülebilir kakaolu fındık ezmesi. Sarelle, doğallığın keyfini sür. Çaylar geldi. Banyo ne tarafta canım? İleride solda hayatım. Solo tuvalet kağıdının parfümü Solo'ya özel Fresh Center teknolojisiyle ortadaki ruloya uygulanır. Parfüm cildinize temas etmez, banyonuz çiçek bahçesi gibi kokar. Banyo misler gibi kokuyor. Aklımda bin yaşa. Hem parfümlü hem hesaplı. Leyla! Git başımdan Mecnun. Tipim değilsin. Leyla! Ya Mecnun, aç bir falım rahatla. Aç bir falım rahatla. Mecnun olana Leyla çok. Üzülme, sana Leyla mı yok? Merhaba. Ben Leyla. Leyla! Aç bir panım rahatla. Tak diye geç Mak 3 Turbo'ya. Mak 3 Turbo. 10. tıraşa kadar yeni bıçak hissi. Jilet. Uzun süren yeni bıçak hissiyle Mak 3 Turbo'nun dörtlü paketi 4 aya kadar dayanır.
dakika sonra alıyorum seni. Ne? 15 mi? Eyvah! Siz cepten internetim çok hızlı olsun diyorsanız ben de Türk Telekom diyorum. Hadi görüşürüz. Herkesi Türk Telekom'a çeken yüksek çekim gücü. 14.000'den fazla yeni çekim noktası Türk Telekom'da. 4 GB, 750 dakika, 1000 SMS'li tarife sadece 25 lira. Siz de hemen Türk Telekom'a gelin, avantajlı ve bol internetli tarifelerimizi deneyin. ABC'den Türkiye'de bir ilk. İkisi bir arada sıvı deterjan. Deterjan ve yumuşatıcı bir arada. Çevir 118.80'i, bul istediğin her şeyi. Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet fatura bilgilerinden en yakın teknik servise. Anında, her zaman. 80-80. Birçok hastam diş protezini temizlemek için diş macunu kullanıyor. Oysa protezlerin daha özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Korega temizleyici tablet, protezin günlük temizliği için özel olarak tasarlanmış bir ürün. Mikro temizlik formülü ile bakterilerin %99.9'unu yok ediyor ve protezde oluşan inatçı lekeleri çıkarıyor. İşte bu nedenle hastalarıma Korega kullanmalarını tavsiye ediyorum. Korega, güvenle yemek, konuşmak ve gülümsemek için. Şifreni Pepsi.com.tr'ye gir. Futbol coşkusunu yaşatacak sürpriz hediyeleri kaçırma. Şampiyonlar Ligi final maçı seyahati, PlayStation 4, TV bu süper paketi kazanma şansını yakala. Futbolu doyasıya yaşa. Yine uyutmadı beni bu burun. Burnu kesin estetikti kadının. Kadın haftada iki mi gelse eve? Eve gelmeden anneme giderim. Annem nasıl yapıyordu barbunyayı? Barbunya hem sebze hem balık. Balıkların burnu var mı? Bu burun yine uyutmadı beni. Rahatlatıcı etkili yeni Breathe Right lavantayla burnunuz açılsın. Uykunuz değil. Breathe Right. Daha rahat nefes, daha iyi uyku. Annem Darin'e güveniyor. Darin deterjan diyor. Giysilerim tertemiz, mis gibi kokuyor. Hassas ciltlere özel Darin sıvı deterjan. Migros'ta yüzlerce ürün hem hediyeli hem indirimli. 250 gram Maret altın seri sucuk sadece 21 lira 90 kuruş. Üstelik bir alana bir de hediye. Damıcım yok, Migros var. Hastalar özellikle yaz aylarında soğuk bir şeyler içtikleri zaman hassasiyet şikayetiyle geliyorlar. Ani bir kamaşma oluyor dişte ve sonra geçiyor diyorlar. Sensodyne hassas diş şikayeti olan hastalar için özel olarak dizayn edilmiş bir diş macunu. Hastalarıma Sensodyne diş macunu öneriyorum. Sensodyne hassasiyet şikayetinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Sensodyne güvenerek yazdığım bir marka. Vitamin ve demir kaynağı olan Evolvia NutriPro gelişmiş içeriğiyle annelerin uzman yardımcısı. Evolvia. Yeni Sensodyne derin temizlik, uzun süren ferahlık. Bir kocanın görevi de her zaman karısının yanında olmak. Umut kızımızı daima desteklemek. Fotoğrafı ekranda yarım çıkmıştı ya hani. Sadece gözlerini gördün ve teklifi kabul ettin. Yenge, fabrikada yangın çıkmış. Bilge amcam da mahsur kalmış. Koşun yardım edin. Bırak dedi. Ah baba. Serhat Fatih dikkat et. Ateşle oynamaya kalkışmayacaktın Vidya Çatur. Bak kül olacaksın. Abla ne yapacağız şimdi? Resmen babamın odasına gidiyor. Hayır, buna izin veremem. İzin ver, burada senin yanında kalayım. İki Yabancı yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Devam ediyoruz efendim. Reklamların ardından Necmettin Nursaçan'la sohbetler programındasınız. Değerli hocamız Necmettin Nursaçan, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı ve eski Kayseri Müftüsü. Doğru. Hocamızla devam ediyoruz efendim programımıza. İzleyicimiz var hocam hattımızda. Peki. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsın hocam, iyisiniz? Rabbimize şükür, hamdolsun. Siz de iyisiniz inşallah. Ellerinden öperim. Sağ olun. Estağfurullah efendim. Sağ olun efendim. Hocam,
İki tane sorum olacak. Buyurun. Buyurun efendim. Bir tanesi şöyle, evlat ve baba hakları. İkincisi, babam 13 senedir anamı yanıma göndermiş. Yani benim yanımda yaşıyor. Babamın anneme bakma ne kadar hakkı var? Babanız yalnız mı yaşıyor şu anda? Babam şu anda iki tane ayrı avratla yaşıyor. İki ayrı eşi var. Ve biz babamızın yanına bayramlarda falan gitmemiz gerekiyor. Tabii atamızdır. Kesinlikle hanımı bırakmıyor, kabul etmiyor. Biz ne kadar haklıyız yani. Peki. Yani sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, iki evli olup da aralarında adalet yapmayan kişi mahşer günü şeytan çarpmış olarak gelecektir. Yani işte iki evlendin ama hakkını vermiyorsun. Birini mağdur ediyorsun, mahrum ediyorsun. Bu doğru değil elbette yani. Ama bereket ki evlat sahip çıkıyor. Evlat değil, eşinin ona hayat arkadaşı, can yoldaşı olması icap eder. Değil mi yani? Evet efendim. Ama evlat baktığı için bundan dolayı da elbette mükafat kazanır. Çok büyük. El cennetü tahta akdamil ümmehat. Cennet anaların ayağı altındadır. Yani ananın babanın duası reddolunmaz. Efendim, duaul valid li veledihi ke duain nebiyil ümmeti. Ananın babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Onların duasını almak, onlara hizmet etmek. El hayru ma'a ekabirikum. Hayır, bereket büyüklerinizle beraberdir. Genç birisi yaşlı birine hürmet ve hizmet ederse, kendisi yaşlandığında kendisine hürmet ve hizmet edecek kişileri Allah hazırlar. Hadis-i şerif. Evet efendim. Hanımefendi, yani annesi evladıyla birlikte, babanın da o zaman ya. Şimdi ikinci hanım yollamıyormuş. Baba bundan sorumlu. Evet, yani o ikinci hanımın kim sorumluluğu ayrı da, asıl baba nerede, eş nerede, eş. Yani bu hanımı böyle terk edecektin. Bunun hesabı var, sorumluluğu var. Böyle olur mu yani? Evet. Peki hocam, diğer telefondayız. Alo. Alo. Peki. Daha sonra diğer telefona devam edelim. Bu arada hocam, konularımıza döneceğiz ama bir izleyicimiz der ki, selamünaleyküm hocam aleyküm demiş. Ve aleykümselam. Kur'an okumayı bilmiyorum. Biraz biliyorum. Her gün okumak istiyorum. Ne yapmam lazım der izleyicimiz. İşte insan her gün okurken herhalde onu sağlam, güzel okumaya başlar. Bunun için bakın, günümüzde elhamdülillah bu kadar televizyon kanalında Kur'an hatimleri devam ediyor. Yani insan onlardan birini veya ikisini takip eder. Genellikle de sahih okunuyor bu televizyonlardaki hatimler. Oldukça sahih, düzgün. Onlardan birini, ikisini takip ederken düzgün okumaya başlar. Evet. Saatleri uymayabilir belki izleyiciye. İnternet ortamında da var hocam. Değil mi ya? Evet, ne güzel imkanlar bunlar. Yani bakın, din görevlerimizin de görevleri meyanında oldu bu. Yani günün uygun bir saatinde değerli imamımızla anlaşarak eksiğini telafi edebilir. Peki hocam, bir telefon daha alacağız ama az önceki izleyicimizin bir sorusunu atladığımızı fark ettik. Baba oğul hakları, babanın oğula, oğlun babaya hakları hakkında İslamiyet'te biraz değinir misiniz hocam? Efendim, bir kere Rabbimiz, bakın Es-Sallâhu ve kadâ rabbüke ellâ ta'budû illâ iyyâhu ve bil vâlideyni ihsânâ. Rabbin şunu kesin olarak emretti: kendisine kulluk edin, ana babanıza iyilik edin. Ana babanızdan birisi veya ikisi yanınızda olurlarsa onlara şefkat kanatlarınızı yayın. Sesinizi yükseltmeyin. Yüksek perdeden konuşmayın. Üf! O sandım, bıktım.
da demeyin sakın. Ve onlar hakkında dua edin. Deyin ki ya Rabbi, kimsecikler beni kucağına almazken uyumayıp uyutan, yemeyip yediren anam babam bugün himayeye muhtaç hale geldi. Sen onlara himaye et ya Rabbi. Deyin. Nasıl dua edeceğimizi bile Rabbimiz öğretiyor onlar hakkında. Diğer taraftan tabii babanın evladına karşı onu güzel terbiye etmesi, iaşesini, ibadetini sağlaması, onu öyle güzel bir isim koyması gibi de babanın evladına karşı görevleri vardır. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Diğer izleyicimiz. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam efendim. Aleykümselam. Buyurun efendim. Buyurun. Hocam, benim yeğenim 19 yaşındaydı. Yetimdi, 2,5 yaşında babasını kaybetmişti. Bir kızı sevmişti ve yeğenimi öldürdüler, askere gidecekti. Onu sormak istiyorum. Acaba şehit midir? Nasıl öldürüldü? Kim öldürdü? Sevdiği kızın akrabaları. Neden? İşte ondan sonra öldürmüşler. O yüzden. Ya. Yani bu ne cehalet? Yani bakın, bu ne cehalet? Bir kişinin ölümüne sebebiyet veren bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir kişinin öldürülmesinde payı bulunanları Allah cehennemde yüzüstü sürüm sürüm sürükler. Hadis-i şerif bu. Yani bir kişinin öldürülmesinde yerde yaşayanlarla gökte yaşayanların payı bulunsa, payı bulunanları Allah cehennemde rüsvay eder. Yani adam öldürmek basit bir şey midir ya? Kafam bozuldu, sen bana bunu yaptın, ben de sana bunu yapayım. Böyle deme yetkimiz yok. Yani bunu eğer suçlu ise suçunun cezasını devlet verir. Devlet verir. Yoksa biz kendi elimizle vermeye yetkili değiliz. Katil oluruz, sorumlu oluruz. Ben bu yanlışı çok defa diyelim ki affedersiniz hanımı beyni aldattı. Sen benim namusumu kirlettin, ben de seni öldüreceğim. Bunu yapma yetkimiz yok. Bunu devlet yapar. Biz yapmayız yani bunu. Evet. Aynen bunun gibi, işte sen bizim kızımızla nişanlandın, bıraktın, al biz de seni öldürelim. Bu doğru değildir. Yani bilmiyorum, detaylı hadiseyi bilmiyoruz ama herhalde zulmen öldürülmüş olunca şehit olur. Yani zulmen, haksız yere öldürülmüş olunca şehit olur. Evet. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Var mı başka sorumuz? Başka sorum yok hocam. Ellerinden öperim. Hayırlı günler. Sağ olun. Hayırlı günler. Size de Rabbim sabırlar versin inşallah diyelim. Ya. Bir telefonumuz daha var hocam. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Genç bir kardeşimiz sanıyorum. Efendim? Genç bir kardeşimizle mi görüşüyoruz? Buyurun, hoş geldiniz Kayseri'den. Selamlar, saygılar gönderelim Kayseri'ye de. Merhaba hocam. Merhaba efendim. Buyurun. Dinliyoruz efendim sizi, buyurun. Hocam, benim babamla annem, ben denemeye gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Bana tabii ben biraz çalışıyorum ama başaramıyorum. Aha. O konuda da bana baskı uyguluyorlar ve ben de onlara olumsuz davranış gösteriyorum. Günah mıdır? Deneme sınavlarına giriyorsun sanırım, öyle mi? Evet. Çalışıyorsun ama sınavlarda başarılı olamayınca baskı yapıyor ailen sana, öyle mi? Evet. Peki, buradan ailene bir şeyler söyleyelim. Hocam söylerken ben de bir şeyler öğreneyim. Bütün biz anne babalar öyleyiz. Sen annenlere sakın kızma. Buyurun hocam, neler söylersiniz? Anne baba da hakikaten bu baskı doğru değil. Hı-hı. Kızımıza yardımcı olmak dururken, teşvik etmek dururken baskı uygulamak bu da doğru değil yani. Hı-hı. Ben babayım, anayım. Sen nasıl olsa bana
itaatla mükellefsin ama kızımız öğrenmek istiyor. Yani buna yardımcı olmamız, bilgisini artırmak, geliştirmek istiyor. Herhalde teşvik etmemiz anaya babaya yakışan ve beklenen şeydir. Ya. Tüm anne babalar evlatlarının iyi bir geleceğe sahip olmasını ister. Her iki cihan sadece öbür taraf değil bu dünyada da rahat yaşaması için uğraşır ama bu sefer herhalde yanlış yöntemler. Evet. Peki derslerin nasıl senin? Notların nasıl? Karnen nasıl geldi? Alo, orada benim mısın? Benim notlarım 100. Zaten takdir aldım bu sene. Aferin sana. Peki bunları baskıyla mı aldın yoksa kendin çalışarak mı aldın? Yok, kendim çalışarak aldım ama denemeye girdiğim zaman bayağı baskı uyguluyorlar. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? 5. 5'e gidiyorsun. Maşallah sana. O kadar çalışıyorsun. Takdir de almışsın. O zaman annenler belki heyecandan mı yapamıyorsun? Efendim? Heyecandan yapamıyor olabilir misin? Bazı çünkü öyle öğrenciler vardır, bildiklerini sınavda unutur. Evet, ben de oluyor. Peki o zaman annenle babana buradan herhalde bol bol dua okuyarak seni göndermek düşüyor. Tabii doğru mu hocam? Ve kızımıza da başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Kendine iyi bak canım benim. Hoşça kal. Başarıların daim olsun inşallah. Diğer telefondayız. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. İyi günler Ayşe Hanım. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi günler. Buyurun. Ben Kayseri'den arıyordum. Buyurun. Hadi. Buyurun. Hocam ellerinden öpüyorum. Estağfurullah efendim. Buyurun. İffetli kadına iftira atmak nasıl olur hocam? Ya iffetli bir kadına iftira atmak, ya şu dilimize hakim olmamız gerekiyor. Sevgili Peygamberimiz bakın Muaz İbni Cebel Hazretlerini Yemen'e gönderirken pırlanta öğütler veriyor. En sonunda da Muaz şu diline hakim ol. Ya Resulallah, hani insanları cehennemde yüzüstü sürüklenmesine sebep olan dilleri midir? Annesi yokluğuna ağlayası, yani dilden başkası mıdır diye cevap verdiğini görüyoruz. Evet. O yüzden içtenibü seb'al mubika. Yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının. Eşşirkü billah. Allah'a koşmak. Ve sihir. Büyü yapmak. Cana kıymak. Adam öldürmek. Ve iffetli namuslu kadınlara zina isnadında bulunmak. Yani Rabbimiz bakın Kur'an'da ve tahsebunehu heyyinen ve huve indallahi azim. Siz iftirayı basit sanıyorsunuz. Allah katında çok ağırdır o. Empati yapmalı değil misiniz? İnsan kendi nefsine ölçmeli değil mi? Yani bir taksiratım, kusurum olmadığı halde bana böyle diyorlar. Ben bunu nasıl karşılarım? Öyleyse ben de şu dilimi tutmalıyım. Yani iftira ettim. Hele bu iffetle, namusla ilgili konularda 4 tane şahit istiyor. 2 şahit değil. Filanla filanı bir odada gördük yetmez. Bir yatakta gördük yetmez. 4 kişi olacak. 4 tane şahit olacak. Onlar da adil insanlar. Şahitliğine itimat edilebilen kişiler olacak. Hulasa demek ki şuyu'u vuku'undan beterdir. Şuyu'u vuku'undan beterdir. Öyle delil olmadan 3 kişi gördük ve söyledik. İslam bize ne yapar? Bize iftira cezası uygular. Onu serbest bırakır. Eğer 4 kişi olur da 4'ünün de şahitliği geçerli olursa o zaman İftira edilen kişiye ceza verilir. Yoksa bu kişilere şu dilinizi tutun. Müslümanların iffeti, namusu, şerefi konusunda olur olmaz konuşmayın. Mesajı verilmiş oluyor. Beyefendi bir şey söyleyecekti sanıyorum. Hattan düştü peki. Diğer telefona cevap verelim o zaman. Alo. Alo. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim.
Benim bir sorum vardı. Şimdi benim kayınvalidemden arsa ve ev kaldı. Bunlar bir erkek, iki kız kardeş. Şimdi kardeşlerden biri, yani kızlardan biri, yani normal mahkemeyle işte hepimize ortak bölünecek diyor. Yalnız bir tane abla gene, öteki kız kardeş, hayır olmaz yani erkeğe, kardeşimize biraz fazla vermemiz gerekiyor diyor. Yani bu miras dağıtımı hakkında, çünkü bu sefer eşim değil iki kız kardeş birbirine girdiler. Peki kayınvalideniz vefat etmeden önce herhangi bir vasiyette bulundu mu? Sözlü vasiyette bulunmuş kızlarına. Şimdi eşim hala kayınvalidesinin, hani annesinin kendi evinde oturuyor. Ben hani ölene kadar burada, öldükten sonra yani sadece bu evden hak almayacaksınız. Öteki mallar, öteki mallarda benim sözüm yok demiş. Şimdi yani... iki abla da zaten evden de hak istiyorlar. Çünkü yani bir yazılı bir kağıt yok. Yani ölüm hak, miras helal diyorlar. Şimdi ben bunu öğrendik. Yani aslında eşim her şeye razı da bu iki kız kardeş birbirine uzaklaştılar birbirine. İşte dediğim gibi bir tanesi diyor ki hani mahkeme şeyler hani hepimize ışık verecek. Öteki diyor ki hayır diyor. Yani erkeğe diyor zannedersem biri iki varmış. Şimdi... Ondan sonra onu uygulamak istiyor. Şimdi burada yani bu sefer arada ben de kalıyorum. Çünkü birisi bana telefon açıyor, öteki bana telefon açıyor, böyle olacak diyor. Eşim de pek karışmıyor. Yani bu böyle bir şeyde nasıl oluyor? Öncelikle başınız sağ olsun. Şöyle bir açıklarken yanlışım varsa lütfen düzeltin. Bir ev, bir de arsa var. Evde yok, sizi... Yok, şöyle diyeyim. Bir tane ev, yalnız... Yani annesinin öldüğü yerdeki arsalar, en azından bir 5-6 tane arsa var. Bir de bir ev var ki o da zaten sizin şu anda oturduğunuz ev. Doğru mu anladım? Evet, evet. Ve onu vefat etmeden önce sözlü olarak size bıraktığını vasiyet etti hanımefendi. Diğerlerini adil bir şekilde paylaştırın dedi. Öyle anladım. Yok yani öyle yani bu evden hak almayın. Hani bu erkek kardeşimizdir. Ondan sonra öteki, zaten orada da işte benim diğer mallarım var. Onu da artık gerektiği gibi, ben öldükten sonra gerektiği gibi paylaşın demiş, o kadar. Tamam. Bu konuda nasıl bir çözüm yolu önerirsiniz efendim, hocam? Bir Müslüman vefat edince, bakın onun ona karşı yapılacak işler neler? Bir, teçhiz tekfin yapılır. İki, borçları varsa ödenir. Üç, mal bıraktığı malın üçte birinden geçerli olmak üzere vasiyeti yerine getirilir. Dört, mirası taksim olunur. Ama bu miras taksimini ben şöyle istiyorum filan değil. Rabbimiz lezzekeri mislu hazzıl ünseyeyin. İkili birli emrini böyle veriyor. Yani kızları ikinci sınıf görüyor da erkeği birinci sınıf görüyor, onun için değil. Erkek evin geçimi, iaşe, ibate gibi sorumluluklar, yükümlülükler erkeğe aittir. Hanımı da büsbütün mahrum etmiyor. Süse, zinete ihtiyacı var. Ona yarım veriyor, erkeğe tam veriyor. Bu konuda vasiyeti geçerli değil. Yani üçte birinden bıraktığı malın üçte birinden vasiyeti geçerli, geri kalan kısımda Rabbimizin bu hükmü geçerlidir. Ama bakın, ölen bırakıp gidiyor. Kalan, o bize miras bırakmış. Biz ona rahmet okumak dururken kavga etmemiz yakışır mı? Bu konuda anlaşmalıyız. Yani icabında erkek kardeşin maddi durumu müsaitse ben hakkımı bacıma veriyorum da diyebilir. Hatta müsavi bölüşelim diyebilir ve öyle olunca da bakın bir muhabbet, bir saygı, bir güven meydana gelir. Peki. Yani ola ki erkeğin durumu müsait böyle ama değil, hak olarak Allah'ın tayin ettiği ölçü de budur. Peki. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun efendim. Tamam. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Şimdi reklamlar, ardından buradayız, ayrılmayın lütfen. Müzik.
Devam ediyor efendim programımız. İzleyicilerimiz var hocam hattımızda. Evet efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Size de iyi günler diliyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Hanımefendi, benim hocama bir sorum olacaktı. Benim kayınvalidem sürekli büyülerle uğraşıyor. Yani evliliğimiz boyunca hep büyüler yaptı, ayırdı. Şu anda hani yine aynıyız. Eş çocuğumdan da ayırdı. Hocam diyor ki büyü yapmak günahtır. Buna nasıl bir yapmamız gerekiyor? Yani ben şu anda bilmiyorum. Kaç yıllık evlisiniz? Boşanma süreci gerçekleşti mi? Hayır, gerçekleşmedi ama 4 yıldır evliyim. Hı hı. 4 yıllık evliliğim boyunca hep ayrıldık, barıştık. Sürekli kayınvalidem büyüler yaptı. Ha, şu anda çocuğumdan da ayırdı beni. Hani ne yapmak gerekiyor? Buna nasıl bir cevap vermek gerekiyor? Peki bir şey soracağım. Ne olur özür diliyorum ama affınıza sığınarak. Kayınvalidemizin büyü yaptığından emin misiniz? Az önce evet, iftiradan bahsettik. Yanlış biliyor olabilir misiniz? Emin miyiz? Hayır yok. Biz beraber yaşıyorduk. Bir kez yaptığına şahit oldum. Ama fark edemedim. Sonra fark ettim. 2-3 ay sonra fark ettim. Meğersem büyü yapıyormuş. Çoğu kişilere de fal baktığını da biliyorum. Hı hı. Yani aynen yapıyor. Daha önce de yaptığını biliyorum. O yüzden sonradan fark ettim. Yani bunu nasıl bozabiliriz? Ne yapmak gerekiyor? Şimdi hanım kardeşimiz, evet büyü hem de biraz önce bir hadis-i şerif okudum. Yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının. Bir, Allah'a eş koşmak. İki, büyü. Hemen ikinci sırada. Adam öldürmeden önce bu geldi. Peki o büyü yapa dursun. Şunu düşünelim gelin. Allah mı evet. güçlü? Büyücü mü güçlü, Ayşe. Cin mi güçlü? Elbette Allah güçlü. Hı hı. Tabii ki Allah'ın öyleyse, öyleyse o büyü yaptı, bu filan etti değil. Ben Rabbıma sığınırım. Nasıl sığınırım? Kul e'ûzü bi Rabbil felak. Sabahın Rabbına sığınırım. Neden? Min şerri ma halak. Yarattığın varlıkların zararlılarının şerrinden sana sığınırım. Emin şerri neffâthâti fil ukad, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden sana sığınırım. Ve min şerri hasidin izâ hased, hasetçi haset ettiği zaman onun şerrinden sana sığınırım. Kul e'ûzü bi rabbin nâs, insanların Rabbına sığınırım. Melikin nâs, İlahin nas, insanların hükümdarına, insanların mabudu olan Allah'a sığınırım. Neden? Min şerril vesvasil hannas. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minel cinneti vennâs. Gerek insanlardan, gerek cinlerden, insanların gönüllerine, göğüslerine vesvese verenlerin şerrinden sana sığınırım. Şu duaya bakın hele. Kur'an bu dua ile bitiyor. Biz Allah'ın öğrettiği bu mübarek surelerle Allah'ın himayesine sığınırız. O zaman ne büyü kalır ne de bir şey. Yani filan bana büyü yaptı diye ben ona kararacağıma, ona kin tutacağıma, o bana karanlık. O mu yaptı, başkası mı yaptı, yapıldı mı, yapılmadı mı? Onlar da belli değil. Ben Rabbimin himayesine sığınmalı ve bu işin de bittiğine inanmalıyım. Evet. Evet. O zaman her zaman söylediğiniz gibi tabii dualara yani sığınılacak. Peki Rabbim yardımcınız olsun inşallah yuvanıza, eşinize ve çocuğunuza kavuşmayı nasip etsin. Teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın. Diğer telefondayız. Alo. Alo, iyi günler, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz efendim, size de iyi günler. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Nevşehir, selamlar, saygılar. Evet, Nevşehir'den. Hocam, selamun aleyküm, hayırlı günler. Aleyküm selam efendim. Sağ olun. Hocam, bir iki sorum olacak size de. Bunun buyurun. Için buyurun nasıl yardımcı olabilirsiniz? Buyurun efendim. Dinliyoruz efendim, buyurun.
Hocam benim annem sürekli bana beddua ediyor. Sürekli beddua ediyor. Artı maddi yönde de işim rast gelmiyor. Manevi yönde de işim rast gelmiyor. Artı sağlık açısından da sıkıntılara girmeye başladım bu konuda. Diğer sorum da Esmaül Nebi adında bir muska herhangi bir televizyon kanalından götürmeyecek. Bunu takmamız yanlış mı doğru mu hocam? Bunu sormak istiyorum. Anneniz size neden beddua ediyor peki? Ablam ailemiz bize beddua etmesi, biz yeni evlenip geçinemeyince ayrıldık. Ayrılmamızın sebebi de kendi rızamla ayrıldım. O da tabii ki mal konusunda beddua ediyor. İşte işe rast gelmesin, perişan ol, işte şu ol, bu ol. Yani böyle bir şey. Babamdan kalan arsayı, tarlayı evlerde küçük biraderlere satıyor, veriyor. Bize de bir şey veriyor ama yine de beddua ediyor. Peki annenizle evinizi ayırdığınızda anneniz, babanız hayatta mı? Anneniz yalnız mı kaldı? Yok, kardeşlerim vardı, diğer kardeşlerim vardı. Babam hayatta değildi. Hı hı. Anneniz kaç yaşlarında? Annem şu anda 68-70 yaşında falan. Yaşlı da değil. Hocam yani ne diyeceksiniz? Hani, diğer kardeşlerim var yanında zaten. Hı hı. Konu hakkında ne söylersiniz efendim, hocam? Yani anne, kardeşimiz bir Allah'ı aldatamaz, bir de kendi vicdanını. Anne bu bedduasında haklı değilse ondan hiç endişe etmemeli. Yani artık ikinci çocukluk devrini yaşıyor gibi düşünmeli. Biz ona yine saygıda, hürmette asla kusur etmemeliyiz. Annemiz işte kendi daracık dünyasıyla böyle algılıyor, hı hı, ve bizim için böyle söylüyor. Biz hiç aldırış etmemeliyiz. Hele bizde haksızlık yoksa hiç ondan endişe etmemeliyiz. Hı hı. Ve yine biz annemize hürmette, saygıda kusur etmemeliyiz. Hı hı. Peki, bir telefonumuz daha var hocam. Tamam efendim. Var mı sormak istediğiniz başka bir şey? Esmaül Nebi adında bir muska takılıyor. Bu yanlış mı, doğru mu? Bunu hocama sorabilir miyim? Muska. Kim muska yaptırdı? Televizyon kanalından istedik. Herhangi bir televizyon kanalından. Bu muska geldi. Bunu takınıyoruz. Esmaül Nebi. Esmaül Nebi. Bir muska var. Takılması doğru mudur diye sorar hocam izleyicimiz. Gelin, yani bu muska filan bunlara lüzum yok. Biz kendimiz inanarak, Rabbimizin yardımını dileyerek ona dua edelim, onun himayesine sığınalım. Fatiha-i Şerif, Ayet-el Kürsi, Kul Euzü Birabbil Felak, Kul Euzü Birabbin Nas surelerini okuyarak Rabbimizin himayesine sığınırız. Muskaya falan da gerek yoktur. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Sağ olun. Hayırlı günler. Kolay gelsin abla. Sağ olun. Hoşçakalın efendim. Diğer telefondayız. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. İyi günler. Sağ olun bir efendim. Bir soru soracaktım hocama. Buyurun, dinliyoruz. Buyurun. 25 yaşındayım. Babam evlenmemi istemiyor. Gelen talipleri beğenmiyor. Hepsine bir kulp takıyor. Bir de bir sevdiğim de var. Onlar da gelmek istediler. Direkt bana sormadan hayır diyor. Hani herkese öyle söylüyor. Hı hı. Evlenemezsin. Evlenirsen silerim gibisinden. Peki evlenmenizi neden istemiyor? Ya kendi kendine bahaneler üretiyor. Ne bileyim, gelenleri işte o kötü, bu kötü, şu şöyle, bu böyle gibisinden. Hı hı. İşte bir mesleğini al falan diyor. Benim de yaşım 25. Sizin mi meslek sahibi olmanızı istiyor? Karşı tarafın mı? Evet, ama işte imkan el vermedi pek. Hı hı. Yani ben de aynı zamanda hem evleneyim hem devam edeyim, hani iş aramaya da devam edeyim diye düşünüyorum ama kendisi hani meslek olmadan olmaz gibisinden söylüyor. Ben hanım kızımızı haklı buluyorum. Bakın yani 5 şeyde acele etmek gerekiyor Ayşe Hanım. 1, vakti giren namazda. 2, hazırlanan cenazede. 3, dengi bulunan kızda. 4, günahtan tevbede. 5, hayırda. Acele etmek gerekiyor. Yani şimdi ya maşere şebab, gençler topluluğu, evlenmeye gücü yeten derhal evlensin.
Efendimiz böyle buyuruyor. Yani her şeyin bir kıvamı var. Bu evlilik de öyle bak. Hanım kızımızın yaşı 25. Evet. İncirin çekirdeği var. Üzümün çöpü var. Hiç kusuru olmuyor. Ya ben kusursuz muyum? Yani her suyu üflersem içecek su bulamam. Sağlığı yerinde mi, aklı başında mı, mümin bir insan mı, bitti. Hı hı. Yani yok şöyle olmalı, yok böyle olmalı. Bu sefer bu işin kıvamını geçiriyoruz. Yani ben kızımıza öyle yap demek istemiyorum da zannederim Hanefi mezhebinde hatta velinin izni de şart değildir. Aklı başında bir kız kendi kararını kendi verebilir. Ama tabii bu çok önemli bir karar bu. Evlilik kararı hem dünya hem ahiret hayatını ilgilendiren bir karardır. Yani ana ile baba her dedik benimdir diye de hareket etmemeli. Evet. Yani bu kız nasıl olsa bizim dediğimizin dışında hareket edemez. Yani çocuğu isyan etmeye bırakmamalı. Yani ana ile baba biraz anlayışlı olmalı. Böyle peşin kararla hareket etmemeli yani. Yok sen meslek sahibi ol hele, bilmem filan et derken zaman geçiyor yani. Hı hı. Her şeyin bir kıvamı var. Bunu kıvamında değerlendirmek gerekiyor. Peki. Yani ben şunu çok duydum da Ayşe Hanım, bir dünür geldi anne olarak ben hayır dedim. Bir dünür geldi baba hayır dedi. Bir dünür geldi kızımız hayır dedi. Şimdi de gözümüz yollarda denildiğini gördüm ya. Peki hocam. O zaman kibir tarihi ve örnekleriyle devam edelim. Geçelim mi hocam? Konumuz evet. Bugün tevazuydu, kibirdi. Doğru. Ve ona karşılık olarak bize kibir örnekleri ve tarihinden bahseder misiniz? Efendim mesela şeytan, bakın Rabbimiz Hazreti Adem'e saygı göstermesini emrediyor. İtiraz ediyor. Hı hı. Adem kim diyor yani, ben ona niye saygı gösterecekmişim? Onun aslı toprak, benim aslım ateş. Ateş. Toprağın aslı, toprağın şanı alçalmak, ateşinki de yücelmek. Tanımıyorum. Fakir inneke mines sagirin. Aşağılıklardansın. Çık oradan. Rabbimiz tarafından rahmetten kovuluyor. Kibir, şeytanın bu kibri Allah'ın rahmetinden kovulmasına sebep oluyor. Kibir bu. Bakın Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Karun diye biri. Karun kimya ilmine sahip, ticareti çok iyi bilen bir insan, büyük servetlerin sahibi. Hatta Kur'an'ın ifadesiyle hazinelerinin anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa ağır geliyor. Ne kadar zengin olduğunu anlayın. Milleti diyor ki la tefrah innallaha la yuhibbul ferihin. Şımarma. Allah şımaranları sevmez. Ve betege fîmâ atâkellâhu d-dârel âhire. Allah'ın verdiğiyle ebediyet yurdunun mutluluğunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik ettiği gibi sen de Allah'ın kullarına iyilik et. Servet saman sahibiyim diye yeryüzünde fitne fesat çıkarma. Allah sevmez. Ama buna rağmen adam ne diyor Karun? İnnemâ utîtuhu alâ ilmin andî. Bu servet bilgimle, hünerimle bana verildi. Yani bu serveti Allah verdi demiyor. Ben kazandım. Ben bilgili bir adamım. Siz cahilsiniz. O yüzden fakirsiniz. Böyle diyor. Ama sonrasını Kur'an nasıl anlatıyor? Fekasefna bihi ve bidarihil ard. Onu da, servetü samanını da yere geçirdik. Allah. Şu kibre bakın. Kibrin acı sonucuna bakın. Firavun ise ondan biraz daha ileri gidiyor. Karun'dan. Ene rabbikumul ala. Ben sizin yüce Rabbinizim. Böyle diyen adamın, Ayşe Hanım, ben cesedi çıkarılıyor denizden,
İngiltere'de bir müzede secde vaziyetinde adamın çıplak cesedi teşhir ediliyor. Hı hı. 3000 yıllık bir olaydır bu. 3000. Kibre bakın. Ben sizin Rabbinizim, Tanrınızım diyen adamın böyle el alemin göz önünde cesedi teşhir ediliyor. Hı hı. Kibrin acı akıbeti bu. Mekke müşrikleri de bakın şöyle diyordular. Kur'an gibi bir kitap gelmeliydi. Geldi. Hazreti Muhammed yani fakir bir insan. Ona değil de Mekkeli Velide veya Taifli Urve'ye gelmeliydi. Aynen Kur'an'da müşriklerin böyle deyişi geçiyor. Bir başka örnek verelim. Huneyn Savaşı'nda. Huneyn ki Mekke fethinden sonra oldu. Müslümanların bu sefer sayı pek fazla. Şimdi sayı fazla olunca yani sanki kerameti kendilerinden anlar gibi yani biz sayımız az olduğu halde galip geliyorduk da şimdi burada düşmanın sözü mü olur? Biz çok fazlayız diye gidiyorlar. Ve bir sabah vakti kayalıkların arkasına gizlenen pusu kuran düşman ansızın saldırıya geçti. Kurt görmüş kuzu gibi Müslümanlar darmadağın kaçana. Sevgili Peygamberimiz sadece atının üzerinde ene nebiyü la kedib, ene ibn Abdülmuttalib, ben peygamberim, bunda şüphe yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım, bunda şüphe yok. Bir ordunun karşısında yapayalnız duruyor. Ama Müslümanlar kaçan kaçana. Peygamber amcası Hazreti Abbas bir kayanın üzerine çıkıyor. Ey şecere-i rıdvan altında kanımın son damlası, ruhumun son nefesine kadar Allah yolunda sebat edeceğim diye söz veren Müslümanlar. Peygamber burada da siz nereye gidiyorsunuz diye haykırması üzerine yeniden akıllarını başlarına topladılar ve Allah'ın yardımını dilediler. Bir hücuma geçtiler. Bu sefer tabii zafer. Nasıl bu durumu Rabbimiz nasıl anlatıyor? Bakın, لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَث۪يرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ Andolsun ki Allah çok yerde size yardım etti. Ama Huneyn gününde siz çokluğunuza güvendiniz. Çokluğunuz size bir fayda sağlamadı. Yeryüzü genişliğine rağmen size dar geldi. Kaçmaya başladınız. Sonra Allah sekinetini, iman gücünü, moral gücünü peygamberine ve müminlere indirdi. Görmediğiniz ordularla sizi teyit eyledi. Sonuçta Müslümanlar 4 şehit, karşı taraf 70 ölü ve 22 bin deve, 40 bin koyun, 4 bin okka gümüş, 6 bin esir aldılar. Hmm. Müslümanlar sonunda zafere ulaştılar. Önce bakın bir kendilerinde keramet görür gibi. Yani biz Mekke'yi fethetmişiz, Bedir'de zafere ulaşmışız. Yani düşmanın ne kıymeti var şimdi gibi. Yani sanki kerameti kendilerinden anlar gibi. O zaman darmadağın oluyor. Tekrar akıllarını başlarına topluyor. Allah'ın yardımını dileyerek hücum ediyor. Bu sefer de büyük bir zafere eriyorlar. Bunun bir benzeri de şöyledir Ayşe Hanım. Bedir Savaşı'nda, bakın Bedir'de Ebu Cehil tarafı 1000 kişi. Müslümanlar 313 kişi. Hı hı. Ebu Cehil tarafının 100 atı var. Müslümanların 1 atı var. Oh. Ebu Cehil tarafı Kur'an aynen anlatıyor bakın. Ve la tekunu kellezine haracu min diyarihim badaran ve ri'a'en nas. Savaş alanına giderken öyle bir kibir, öyle bir gurur, öyle bir çalım, yanında bir kısım hanımları da getiriyorlar. Çalgıcı hanımları, şarkıcı hanımları zafer şarapları içmeden, zafer şarkıları söylemeden Bedir'den ayrılmayacağız diyenler zafer şarkıları değil,
matem feryatlarıyla oradan ayrıldılar. Ölülerini kurt kuş yemesin diye Peygamberimiz yine bir kuyuda toplayıverdi. Ya kibri görüyor musunuz? Evet. Ben diyerek savaş alanına geldiler. Matem şarapları ve feryatları ile oradan ayrıldılar. Vaktimiz gelmediyse bir de Mevlana'nın şu hikayesini anlatayım. Buyurun hocam. Yağışlı bir günde merkep gidiyor. Giderken ayağını bastığı yer çukurlaşıyor. Affedersiniz, idrarını da oraya boşaltıyor. Fışkısının arasından çıkan bir saman çöpü de onun üzerinde dolaşıyor. Bir sinek de o saman çöpünün üzerine gelmiş konmuş. Sinek diyor ki, ben geçenlerde denizde gemiyi gördüm de bu kaptan nasıl adam? Bu gemiyi bu denizde nasıl da yüzdürüyor diye hayret etmiştim. E niye hayret etmişim? Oldum ben de bir kaptan. Şu sineğin haline bak hele. Oldum ben de bir kaptan. Samanın üstüne çıktın ya. Diye. Evet efendim. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Hocam yine çok güzel bir programdı. Yine ağzınıza sağlık, çok güzel şeyler öğrendik sizden ama bu haftada bize ayrılan süre burada sona erdi. Haftaya inşallah tekrar birlikte olalım. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyelim. Duayla da kapatalım ayımızı. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين آدم عليه السلام yaptığı dua ile el açtık, boyun büktük. Biz nefsimize zulmettik. Sen affetmezsen, sen lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab. Sevgili Peygamberimiz, Allahümme inneke afüvvün tuhibbul affe fa'fu anni. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle diye dua ediyor. Aynen biz de senden bunu diliyoruz. Şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Amin. Sevince çevirmediğin bir keder bırakma. Ödetmeyeceğin bir borç bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Amin. Sevgili Peygamberimiz, senden neleri istediyse onları bize lütfeyle. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa o türlü şerirlerin şerrinden bizleri hıfzu emanında eyle. Amin. Bizlerden ayrılarak huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. Ekranları karşısında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Evlatlarımızı bizler için hayrul halef eyle. Amin. Büyük mahkemende onları bizden şikayetçi değil şefaatçi eyle. Amin. Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Amin. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Amin. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Mağdurların, mazlumların sığınağı olan mübarek vatanımızı, aziz milletimizi her türlü hıyanetten, şakavetten, hıfzu emanında eyle. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve mahkur eyle ya Rab. Vafu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için El Fatiha. Allah'a.